Bolu yöresinde kaynana yeni yedineceğiz olarak üzüm oyası diye bilinen bir ünlü oyası yapar. Bununla gelenin yeni evinde tatlı olması dilenmiş olunur. Yörenin ünlü oya türkülerinden birisinde de sarı kız geçmektedir. Mengen'in Mengen'de nişanlı kıza götürülen borçların üzerine al örtülür. Örtünün al renkli olarak seçilmesinin sebebi bu rengin sıcaklığı samimiyeti temsil etmesindedir. Böylece inanca göre gelinin yeni evine çabuk ısınacağına anlatılmış olur. Al renk, Türk kültürlü halkların halk inançlarındaki anlamlarından birisi de hareketlilik, canlılık faktörüdür. Kereli'de kına gecesi al örtü yerine kara örtü örtülür. Kına gecesinde kızın ağlaması mesut günlerinde geleceği anlamında yorumlanır. Doğu Anadolu'nun bazı köylerinde gelin yeni evin eşinden girerken yüzüne yüzün ak olsun anlamında un serpilir. Al akı karşılaştırma adına açıkladım. Halk inançlarına her ne kadar ak renk mutluluğu ve kara renk de mutsuzluğu simgeliyor ise de her iki renkte de manevi bir güçün olduğu inancı vardır. Keles gelin başlıklarında zülfler top top karanfil boncuklarla süslenmiş. Bu toplumda yanak döven giden başı fallanmış kadının evli olduğu anlaşılır. Türkmen halk kültüründe telek en fazla tülek Türkmenlerinde kullanılır. Bizim tülek Türkmenler bölgesindeki derlediğimiz halk inançlarında tüleğin kuş eğitmek suretiyle kuş evinde, kuş avında kullanıldığı şeklindedir. Tülek bir kuş türü, daha doğru bir ifade ile avcının avda yararlanmak üzere eğitimden geçirilmiş olduğu kuş anlamındadır. Ve Hasan Ağa Seyli, 200 sene kadar evvel yaşamış, çok erken bilirim. Bir tülekten, bir Türkmen'den bu ismi aldığı söylenmişti bize alan çalışmamızda. Türkler'de gelinlere telek takmak çok yaygın ve teleği de pek makbuldür. Geçmişte gelin kapağı, kalpağı fesi altında ve telek de süslenir. Ve telek de süslenirmiş. Tavuk teleği pek makbul değilmiş. Burada alıntı yaptığım için kıymetli kuşların işte telekleri bulunamadığı için bunları boyanılarak bu ihtiyaç karşılanmış. Ortalıcı Ahmetli Tülek köyünde gelin bayrağı olarak oklavı kullanılır. Bunun için ak tülben üzerine al ve yeşil kurdele dolandırılır. Tülbentlerin uçlarında renkli boyanmış tülben yapılır. Oklavanın tepesinde elma ve onun üzerinde de ayna ve ayna üzerinde de telek bulunur. Aynanın üzerinde de gelin köpüklerine telek takmak, kuş teleği bulunmayınca da tavuk teleği takmak, al ve yeşil telek bulunmayınca beyaz tavuk teleğini boyamak çok yaygındır. Sayılan tülek köylerinden sonra tülek köylerinin yanı sıra Sırat, Saldır, Abdal ve diğer Türkmen köylerinde de hala bu uygulama yaygındır. Hala feslere ayna ve tülek takılmaktadır. Topalak Türkmen'in köy düğünlerinde gelin feslinin üzerine sadece al tavuk teleği bağlanırdı esasen. Başka kuş türü hayvan teleği bulmak kolay değilken al tavuk teleği çok kere al renk ihtiyaç için kullanılıyordu. Bahadır yöresi töleklerinde mezarlara kaz tülü kazdıkları ifade edilmektedir. Yürüde her ailenin hayvanları için farklı enleri vardır. Bu tarzdan hareketle hayvan sahipleri malum bilinir, bilinmiştir. Bahadır töleklerinin mezarlarında kaz tülü kazdıklarını tespiti bizim töleklerle ilgili olarak yapmaya çalıştığımız değişik kuşların farklı Türk toplumlarına ongun oldukları görüşümüzü doğrular nitelikledir. Zira kazı ongun kabul etmiş Alevi Türkmen boylarının mezarında kaz ayağı damgası kazdıkları bilinmektedir. Kaz ongun bağlantısı diğer boylarda da görülmektedir. Diğer Alevi boylarında
bir ara değerlendirme yapmak gerekirse Bahadır'ını Savur düğünlerinde eskiden gelin bayrağı ve damat bayrağı olurdu. Damadın bayrağı al ve gelinin bayrağı ise işçik olurdu. Kaynaklardan alındı yaptığım için ifadelerde zaman değişiyor. Yeşil olurdu. Bu uygulama diğer aileli kesimlerde de vardı. Türk kültürlü halklarda bayrak, düğün bayrağı ve bayrak selavatlama etrafında bir hayli inanç gelişmiştir. Damat bayrağı damadın evinin önüne dikilip bunun için bir çatallı çam ağacı alınır. Onun çatallarından birinin ucuna yeşil yerin ucuna al. Çuva, poros teneği veya bayrak bezi bağlanır. Her ikisinin ortasına bir sivri ile elma tutulur. Bayrak teneğinin temeline bıçak olur. Bayrak dikince bayrak elma, çuval ve horozun teneği damada getirene damat tarafından hediye verilir. Düğünlerde elma Hazreti Ali'yi simgeler. Hazreti Ali elma Hazreti Ali'ye elma gelmiştir inancı vardır. Şimdilerde düğün bayrağı olarak Türk bayrağı kullanılmaktadır. Damattan alınan hediyeler bize göre damadın yapmış olduğu saçlar da Türk tarihinde tur ve bayrağın ileride değinileceği gibi tespitlerinin de bağlantısı vardır. Korkun sıraş düğünlerinde Türk bayrağı olur. Ayrıca bir de düğün bayrağı hazırlanır. Bunun 3-4 çatallı bir çam dalında yapılır. Dalların her birinin ucuna elma püsküllerinin alt kısmına al ve içi yerlerden bağlanır. Bunların ortasında aynı olur. Püskül ve tur saç arasında ilişki bildirimizin tesimiz itibariyle önemi vardır. Tur bahsi münasebetiyle. Sıraş alevlerinde itibarlı makbul renkler ak ve yeşildir. Hazreti Ali'ye hürmeten saygınlığı vardır. Hazreti Ali'nin başına kırmızı bant bağladığı inancı yaygındır. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü bildirilerde vardı. Özgür hocamlarla paylaştım. Yazılar diye bir dergi Anadolu'da 3500 yıl evveline kadar uzanan oyma yazılarla damgalar hangi boya ait olduğu, o boyuna ait olduğunu belirten damgalarla beraber bayrakları vardı. Yani bu şeylerde Anadolu'da yaşamış, yapılmış bu tespitlerde mezar taşlarındaki okunmuş bu yazılarda 3500 yıl evveline kadar gidilebilirken giyimden hareketle de böyle bir tespit yapılabilir söylemek istiyoruz. Saha Türklerinin geçmişteki giyimleriyle ilgili materyalin bir bölümü arkaik kazılar sonucu elde edilmiştir. Şahurdin bölgesindeki saha kadın mezarlarından çıkarılmış olan giysiler bu türdendir. Etnografi inanç izleri aranabilir mi konusunda üzerinde durulan Altaylar, Akasya, Yakutların yakın çevresi kültür coğrafyasında aradığımız ipuçlarını bulduk. Bölgenin farklı halkları giysileri farklı hayvanların küplerine adeta özel parçalar alıyorlardı. Yani saydığım Altaylar, Akaslar'da. Ondan sonra Şanlı. Bitti mi? Tamam. Bunları geçip hangi konulara değineceğimi oraya girerken söylemiştim. Yansıda da var. Anadolu'dan bazı tespitlerin karşılaştırmalarını yapacaktım. Onları da geçeyim. Sormuşlardan falan bahsedecektim. Cüneyt Bayram'dan falan bahsedecektim. İlişkilendirecektim. Efendim, Afrobeş'im hayat ağacıyla bağlantıcılarını da soracaktım. Bunları söylemiş kaldım çünkü benim günahım değil zamanı ben elimden geldiği kadar şey yaptım. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Anadolu kadın baş kıyafetlerinde düğün bayraklarında Türk kültür damgalarının kut anlayışı, renk anlayışı, ak ve kara iğneler anlayışı bakımından devamlılığını görebiliyoruz. Özetle Anadolu Türkmen etnografisinde bir dönemin bitki ve hayvan omgunlarına ait izlerin aranması mümkündür. Özellikle başlıklar, bilhassa gelin başlıkları bu gerçeğe şahitlik edebilmektedir. İncelemeler derinleştirildiği nispetle Türk
Türkmen etnografisinden hareketle dünya Türkmen coğrafyasında bir bağlantı, bir yeni köprü daha kurulabilir. Kullanılan malzeme ve onların simgesel anlamları araştırmacıyı mitolojik döneme götürebilir diyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Zaten feslerle, başörtülerle, mitolojik izleri araştırma çalışmış ve çok son derece kıymetli malzemeler toplamıştır. Sorusu olan varsa zamanı zaten aşmışız. Sorusu olan varsa çok kısa bir şekilde soru sorabiliriz. Buyurun hocam. Bazı eksikleri var. Doğru. Bu ilettiği erken adamın çıtır bir ses gibi yazmıyor bak. Hayır. Şimdi buna bu kadar sokuldum daha ne yapayım? O daha da sokulacak. Şimdi nasıl? İyi. Şimdi bibliografiyi orada göremediğim için bibliografide neler var neler yok. Bu kirli çıkıdır. Her şeyi gör zaten. Her şeyi görmüş. Ona göre ama bir şeyi görmemiş. O da tesadüf benim elimde. Türkiye giyim kuşanmış süslenmiş söz. Gördün mü bunu Yaşar? Görmedim. Onun çıktığını biliyorum ama görmedim. Ya işte bak. Çıktığını biliyor ama görmemiş. Bu çıkalı 5 sene, 6 sene oldu. Şimdi bu olmazsa o senin bildirin eksik kalır. Not alıyor, ilave edecek. Bilmem. Yani onu koymak lazım. Motif Vakfı'nın yayınladığı Türkiye'de ikinci defa çıkan bir sözdür. Birisi eski Osmanlı dönemini anlatan bir giyim kuşam sözü bir şey var. Büyük bu. Bu benim rahmetli oğlum, grafiker ressam Baybars Gülensoy'da hazırladığımız bir sözdür. Hem bütün Türkiye'de giyilen çoraptan dona ve başa kadar olan her şeyin etimolojisini de birlikte öğrenmiş olduk. Güzel. Bir açıklama yapayım mı? Bir cümlelik açıklama. Çok kısa Yaşar Bey. Çok kısa bir cümle. Ben böyle bir sözlüğe ihtiyaç olduğunu metinde belirtirken böyle de bir çalışmanın olduğunu arasını sorabilir. Dipnotlarında görmüş olmakların lazımdı. Şimdi onu arıyorum. Kaç numaralı dipnot olduğunu göstermek için. Peki tamam. Sayın Başkan. Buyurun. Tamam. Siz söyleyeceksiniz değil mi? Hangi dipnotta gösterdiniz? Yok. Burada İhtiyaç... ekranda da olması lazımdı ama arkadaşımın gözlük numarası biraz küçüldü. Başka soru yoksa burada bizim bu birinci oturumumuz bitmiştir. Hepinize teşekkür ederiz. Sağ olun.